Merhaba sevgili dostlarım, TV4 ekranlarında Özlem Recep'le Astroloji programıma hoş geldiniz. Bu hafta burçların detaylı özelliklerini anlatıyor olacağım. Çünkü sosyal medyada hesaplarımızda oldukça çok sorular sordunuz bizlere. Burçların genel özellikleri neler, rengi nedir, uğurlu sayısı nedir, uğurlu günü, taşı, yerleşim alanları, kokusu. İşte bu program içerisinde detaylı bir şekilde şimdi bulacaksınız. Haydi bakalım, öyleyse başlayalım mı koçlarla birlikte? Önce koç burçları, neler neler var sizlerde? Sevgili koç burçları, aslına bakarsanız onlar savaşçı, yeri geldiğinde yönetmeyi seven ve liderlik özellikleri oldukça baskın, olayları başlatabilme yeteneği güçlü olan koç burçları hayatın içerisinde erken yaşlarda yol alırlar ve koç burcunun rengi kırmızıdır, nar çiçeğidir ve bunların tonudur. İçlerindeki o savaşçı enerjiyi daha rahat ortaya koymak için bu renkler onların ruhlarına çok iyi gelir. Uğurlu taşı ise koç burçlarının hematit taşıdır. Hematit taşının diğer ismi ise kan taşıdır. Barışı ve insanların üzerindeki stresi alan hematit taşı koç burcunda bir anda parlayan enerjisini dengelemek için idealdir. Ve yakut taşı da Mars gezegeni ile bağlantılıdır, koç burcuyla ilintilidir. Harekete geçmekte zorluk çekenler için de, liderlik yapmak isteyenler için de yakut taşını takarlarsa şans, fırsat onları bulabilirler gibi görünüyor. Koç burçlarının uğurlu sayısı 9'dur. 9'lu günlerde ve 9. ay onlara uğur getirebilir. Uğurlu günü ise salıdır. Kokusu karanfil, portakal, nar çiçeği kokuları ve böyle özel terapi ve yağlar ruhlarına iyi gelebilirler. Ve sıcak iklimin olduğu, rahatlıkla spor yapabilecekleri her yerde yaşayabilirler. Çünkü spor onların olmazsa olmazıdır. Fit olmak isterler hayatları içerisinde ve vücutlarına önem gösterirler. Evin bir odasını spor odası yapabilirsiniz. Eğer ki koç burcuyla birlikte yaşıyorsanız, koç burcunun o alanına izin verirseniz mutlu edebilirsiniz koç burçlarını. Ve boğa burçlarıyla birlikte devam edelim. Boğaların o özel özellikleri neler? İnatçı aslında boğa burçları. Aldığı kararlarda böyle çok kolay değiştirmeyen, sabit fikirli, sabırlı, sağduyulu, maddiyatı ve konforu seven, özellikle böyle güzellik ve kaliteli yaşamaya bayılan boğa burçları, maddi durumu kötüyse aslına bakarsanız ileriki yaşlarda bile zengin olabilirler. Yani ben bu zamana kadar boğa burcuyum deyip de hiç maddi anlamda sıkıntı yaşayan çok da görmedim. Yaşıyorlarsa da belirli bir dönem yaşarlar ama ömürlerinin sonlarına doğru olan dönem belki de zengin olabilirler. Boğa burçlarının rengi yeşildir, pembe tonlarıdır. O böyle Venüs'ün gezegeni olan boğa burcu kalp çakrasıyla, boğaz çakrasıyla da bağlantısı vardır. Pembe ve tonları, yeşil ve tonları onlara güzel gelir. Uğurlu taşı ise boğa burcunun elmas, elmas pırlantalar ve evlilik, böyle evlilikle alakalı olan sıkıntılarda eğer ki sorun yaşıyorlarsa evlilikle alakalı, aşkı çağırmak için de çok özel enerjiler verir elmas ve pırlanta. Ve böyle evlenmek isteyip de bir türlü evlenemeyen kişilere de önerilir aslına bakarsanız. Böyle küçük pırlanta küpeler ya da işte bir pırlanta kolye uğur getirebilir. Henüz evlilik yapmadıysanız, evliliğinizde de problem varsa elmas ve pırlanta eşinizin size hediye etmesiyle birlikte problemler rahatlayabilir. Uğurlu sayısı ise 6 olan boğa burcunun uğurlu günü cuma günüdür. Altılı günlerde, altılı vakitlerde cuma günleri aslında onların şansının, kısmetinin, fırsatının arttığı özel vakitlerdir. Boğa burcuna iyi gelir. Kokusu manolya, leylak, gül gibi keskin kokuları tercih edebilirler boğa burçları. Ve böyle birazcık boğa burçları markayı, azıcık gösterişi de severler. Ve güzellik, bakım ürünleri olmazsa olmazlarıdır. Çünkü dışarıdan göründüğünde boğa burcu hem böyle kaliteli hem de güzelliğin sembolizmasını üzerinde taşıyor gibi hissetmek ister ve çevresindeki pek çok kişiye de bunu hissettirmek ister. O yüzden birazcık marka takıntıları falan olabilir ama aslında olay daha böyle güzel görünmektir. Bunun da altını çizelim. Boğa burcu yerleştiği alandan kolay kolay taşınmayı sevmese de Uranüs transiti şu an biliyorsunuz boğa burcunda
Belki de hayatları oldukça değişiyor olabilir. Biraz daha değişecek 2024'de 26'ya kadarki olan süreçler var daha önlerinde. Ama ılıman iklimler, suyun bol olduğu alanlar, yaşam alanları olursa oldukça mutlu olurlar. Ve evlerinde de boğa burçlarının rahatlığı, şık mobilyaları tercih edebilirlerse eğer ki o böyle biraz keyfine düşkün olan boğa burcu mutlu olabilir ve özellikle böyle aşkla alakalı olan güzel tablolar, sevdiği kişiyle alakalı olan güzel resimler de onu çok mutlu edebilirmiş gibi görüyorum. Kaliteli, şık ve rahat mobilyalar tercihleri diyoruz. Ve İkizler Burcu ile birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili İkizler Burcu, değişkensiniz biraz. Evet, ama arkadaş canlısı, kardeşliğin sembolizması, azıcık meraklı, tatlı dilli ve konuşkan olan İkizler Burçları kendini girdiği her ortamda bir kere sevdirmeyi başarır mı? Evet, başarır. Çünkü onlar konuşmaları ve adeta böyle yüzeysel ama kıvrak olan da zekalarıyla birlikte kim neyi seviyor, kime nasıl hitap edebilirler biraz biliyorlar ikizler burçları. İkizler burçlarının hayatlarında zaman zaman değişen olan olaylar da vardır. Çok da yerlerinde duramazlar. Hayatın içerisinde sevdiği, beğendiği ne varsa bir anda yön değiştirebilir ikizler burcunun. Ama uğurlu taşı, yerleşim yerleri uğurlu taşı nerelerde kullanabilir? Mesela yeşim taşı ve akiktir. Yeşim taşlarını böyle yatakların altına koyarlarsa mutlu, huzurlu uyuyabilir ikizler burcu. Çünkü ikizler burcu ne kadar eğlenceli olsa da kendi özünde gösterdiği yüzü, göstermediği yüzü vardır. Biraz gergindir. Yeşim taşı iyi gelebilir. Nazardan korur. Yeşim taşı depresyon ve sıkıntıya iyi gelir. Akikler ise onları negatif enerjilerden koruyacaktır. Uğurlu günü ise çarşamba günüdür İkizler Burcu'nun. Uğurlu sayısı ise 5'tir. Ve beşli vakitler 5. gün, ayın 5. günü beşli vakitler saat 5'teyken yapılacak bir iş belki hayırlara vesile getirebilirmiş gibi görünüyor. Rengi sarıdır, gridir, açık mavi ve siyahtır. Kokusu lavantadır, nanedir, orkidedir ve leylak kokuları onu biraz mest edebilir. Ben burada leylak, lavanta falan diyorum ama belki bir parfüm alacaksınız. İçeriğine bakarsanız şimdiki vermiş olduğum küçük tüyolarla birlikte onları mutlu edebilirsiniz diye düşünüyorum. Haydi hayırlısı. Yerleşim alanları kısmına geldiğimizde ne istediğini tam bilemeyen ikizler burcu için bence sohbet edebileceği ortamların modern renklerle bezenmiş olması onu oldukça mutlu edecektir diye düşünüyorum. Telefon konuşmalarını rahat yapabileceği, arkadaşlarını güzel ağırlayabileceği, böyle sade, yalın ve onu mutlu edebilecek olan renklerle birlikte olacak olan güzel bir oda ya da evin bir köşesi onu gerçekten mutlu eder. Ve kitaplık ve kalemler ve kitaplık da onun için olmazsa olmazıdır diyebiliriz İkizler Burcu için diyorum. Ve Yengeç Burçları'yla birlikte devam etmek istiyorum. Evet, İkizler Burcu'nu bitirdik yengeçler. Şimdi anaç özellikleriyle birlikte bir kere gönülleri fethediyorsunuz yengeç burçları. Yardıma ihtiyacı olanlar her an yanınızda sizi bulabiliyorlar. Ve evin, ailenin en sevilen belki de çocuğu, en vefalı olan çocuğu belki de sizsiniz. Ancak kırılgan yanları oldukça fazla olan yengeç burçlarının neye kırıldığını anlamak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Uğurlu taşı ay taşıdır, incidir, mavi akiktir. Ay taşı yengeç burçları biraz mistik bir burçtur aslına bakarsanız. Rüyaların aktifleşmesini sembolize eder ve rüyalardan yengeç burçları haber alabilirler. Çok özel, özellikle Temmuz'un böyle ilk haftasında doğan, 6'sında, 7'sinde, 5'inde doğanlar biraz daha pesişik yönleri fazla olan ruhlardır. Ve yengeç burçları biraz etine dolgun da olan kadınlar ve beyefendiler olabilirler. Kilo kontrolü sağlayabilir ay taşı. İnci ve mavi akik ise çocukla anne çocuk arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirir ve bağ kurmasını sağlayabilir. İnci biraz zahmetli olan bir taş. Aslına bakarsanız gelişimi bile biraz sıkıntılı ama eğer ki inci sizi mutlu ediyorsa bir üstünüzde denemenizi önerebilirim. Mutlu ediyorsa inciyi mutlaka kullanabilirsiniz. Ama eğer ki çocuğunuza çok nazar değiyor, size çok nazar değiyor ki yengeç burçlarına o tatlı olan yanları ve pek çok insan tarafından sevilmelerinden dolayı nazarlar da değer. Mavi
akik kullanmanızı öneriyorum diyorum. Peki uğurlu gününüz ne? Pazartesi günü uğurlu gününüz yengeç burçları. Uğurlu sayınız 3 ve 7 sayıları. Renginiz beyaz. Böyle beyaz yengeçlerin saf ve temiz olan uğurlu yönlerini gösteriyor. Ve kokusu papatya, yasemin, limondur. Bunlarla alakalı aromalar onlara çok iyi gelebilir. Mistik tüstüler onlara iyi gelebilir. Yerleşim alanlarınız ise denize yakın ve denizi gören evlerde mutlu olan yengeç burçları, deniz sesleri, deniz kabuğu sesleri. Ayrıca bu onlara çok daha iyi gelebilir. Ve arka planda eski böyle kullanılmış ama restore edilmiş olan eşyalar da belki işte müzelerden ya da müzayedelerden elde edeceğiniz bazı eşyalar olabilir. Ya da aile yadigarı olan bir saat, bir eşya olabilir. Onlar da sizi oldukça mutlu edebilir. Evin bir köşesine onlarla alakalı dekorasyon yaparken de mutlu olabilirsiniz ve ruhunuza iyi gelebilir diyorum. Çünkü çok da böyle eski kolay kolay atamaz ve eski olan şeylerin anılarını çok sever yengeç burçları diyelim. Mutlu oldukları yanlarıyla birlikte. Peki aslan burçları nasılsınız? Sizlerde neler var, neler yok? Şimdi aslan burçları lider mi lider? Sıcak, yardımsever, sevdikleri için yapamayacağı olmayan, yumuşak kalpli ama bir o kadar da kızdığında, egosuna zarar verdiğinizde adeta aslan kesilen ve sertleşen aslan burçları aşkı ve çocukları çok severler. Aşk onların hayatında olmazsa olmazdır. İyi anne, iyi baba olurlar bir kere çocukları da çok sevdikleri için. Güneş taşıdır onların taşları ve kehribardır. Aslan burçları sahnede ve göz önünde oldukları için nazara da çok vurarlar. Güneş taşı ve kehribar enerjilerini dengelemek, motivasyon ve kötü enerjileri engellemek için birebirdir. Uğurlu sayısı 5 olan aslan burçlarının 5. ay 5'li vakitlerde yapacakları olan atılımlar onlara uğur getirirler. Uğurlu günü ise pazar günüdür ve pazar günü girişeceği işlerde daha kendini göstererek, daha ben buradayım diyerek ilerleyebilirler. Uğurlu rengi sarı ve turuncudur. Sarı ve turuncu renklerini giydiklerinde daha da böyle bir ışıl ışıl bir enerji onlarla birlikte olur. Kokusu misk ve turunçgillerdir. Bunların karışımlarıyla yapabileceğiniz bir parfüm mesela şahane olabilir ya da yağlar onlara çok huzur getirebilir. Aslan burçlarının yerleşim alanlarına geldiğimizde ise gösterişli böyle altın varaklar biraz belki kulağa abartılı gelse de hoşlanır. Altını ve altını işlemelerinden çok hoşlanan aslan burçları için ışıl ışıl bir ev onları oldukça mutlu eder ve hoşuna gidecektir. Haberiniz olsun. Eğer ki bir aslan burcuyla evliyseniz böyle ışıldaklı avizeler, ondan sonra şık mobilyalar, kimsenin evinde olmayan sadece ona özel olarak organize edilmiş olan eşyalar hoşlarına gidebilirler diyorum. Haberiniz olsun. Peki Başak burçlarının özellikleri neler? Neleri seviyor? Burcunun alt enerjisindeki taşı ne? Başak burçları yardımsever mi? Yardımsever, titiz, çalışmayı seven, hizmet etmeyi seven, aklı ve mantığıyla birlikte fazlasıyla kendini beşeri hayatı için önemseyen Merkür'ün burcu olması sebebiyle azıcık da meraklı olan Başak burçları sevdikleri insanlar için onların iyiliği ve güzelliği için bir ömür boyu çalışırlar. Başak burçlarının bir önemli güzel özelliği de iyileştirici ve tedavi edici yanlarının olmasıdır. Hastalığınız olduğu zaman Başak burcuna kendinizi emanet ederseniz kurtulursunuz, şifalanırsınız. O hemen böyle özel karışımlarıyla birlikte sizi iyi edecektir. Zaten önemli hekimlerde de ya akrep ya başak temaları biraz daha fazladır, haberiniz olsun. En önemli taşı kırmızı akiktir Başak burçlarının. Aklı ve mantığı ön planda tutan Başak burçları yeri geldiğinde stresli yanları da bulunuyor. Çünkü gerçekleri anlamlandırmakta zorlanmazlar, keskin zekaları vardır. Kırmızı akik stresi alır ve kalp sağlığını dengelemeye çalışır ve destekler, damarları korur ve güçlendirir. Yani bunlara yardımcıdır, öyle söyleyelim. Uğurlu sayısı ise 6'dır Başak burcunun. Uğurlu günü çarşamba günüdür. Çarşamba günü Merkür'ün günüdür aynı zamanda. Merkür'ün gününde kendilerini çok daha net, Merkür'ün burcu olduğu için Başak burcu çok daha net ve ben de buradayım diyerek aklı ve mantığı yanına alarak ilerleyebilirler, anlaşmalar yapabilirler. Başak burcunun rengi yeşil ve kahverengi tonlarıdır.
kokusu sümbüldür ve akasyadır. Ve bu sümbül akasya kokularıyla birlikte evin içerisinde böyle aroma terapi yağlar, işte ne bileyim mesela ev temizliği yaparlarken ya da Başak Burçları çok fazla temizliği şöyle severler. Temiz olmasını severler ama temizlik yapmayı sevmezler aslına bakarsanız. Onlara hazır ortamı, temiz ortamı bırakmak önemlidir. Belki böyle aroma yağlarıyla birlikte temizliğin içerisinde temizlik yapılırken bir damla katmanız onu ruhen titiz olan Başak Burçlarını huzurlu tutabilir. Temiz, titiz, sade, dekore edilmiş evler, arka planda mesela denizle alakalı olan tekneler, ondan sonra teknelerden de hoşlanır. Tenine ve vücuduna değecek olan böyle sağlıklı bakımlar yapılacak olan, zorlanmayacağı, temiz ve titiz olan alanlar bulunmalıdır evin içerisinde. Yeşil bitkilerle dolu bir evi olmalıdır Başak Burcu'nun. Çünkü arka planda aslına bakarsanız böyle hem bitkileri iyileştirme hem bitkileri büyütmek için de güzel bir burçtur. Ve bereketle alakalı bir burçtur. O yüzden Başak Burçları evinin yeşillikler içerisinde olması, titiz, temiz ve kendi bakımlarını da yapabilecekleri sağlıklı alanlar bulunabileceği bir ev onu çok mutlu edebilirmiş gibi görünüyor. Spora da özen gösterir. Spor yapabileceği alanları da mutlaka bulundurmalısınız Başak Burcu'nun diyorum. Ve terazi burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Terazi burçları sizler nasılsınız? Evet, adaletlisiniz. Adaletli yanınız çok fazla ve girdiğiniz her türlü ortamda dengeyi sağlamayı seviyorsunuz. Kibarsınız, naziksiniz, sevgi dolusunuz. Güzellik ve estetik yanlısı olan terazi burçları güzellik salonları ve moda konularıyla çok severler ve ilgilenirler. Bu işlerde de başarılıdırlar zaten. Uğurlu taşı sitrindir, pembe kuarstır, zümrüttür. Sevgi ve parasal enerjiyi arttırmaya yarayan bu taşlar terazi burcu için vazgeçilmezdir. Tekrar edelim, sitrin ve pembe kuars olmazsa olmazlarıdır. Uğurlu sayısı 6 ve 9 olan terazi burçlarının 6 ve 9'lu vakitlerde yapacakları atılımlar, şanslar ve fırsatlar ayaklarının ucuna kadar gelir. Zaten şanslıdırlar da terazi burçları. Belki şu 5-10 senedir birazcık sıkıntı yaşıyor olabilir ama özünde çok şanslı olan Venüs'ün burcudur. Uğurlu günü Cuma günüdür. Rengi pembedir, gül rengidir ve mavi tonları ve bu tonlarda olabilecek olan kıyafetler onları çok iyi hissettirebilir. Kokusu ise papatyadır, nergistir ve nergis papatya kokularıyla birlikte kendini mutlu hisseder. Yaşam alanları ise en son güncel modaya uygun, ışıltılı ama Aslan Burcu'ndaki kadar gösterişli değil. Azıcık böyle gösterişli ama Aslan'ınki kadar böyle ışıl ışıl değil. Yani biraz daha böyle modaya uygun ama trend olan evleri tercih edebilirler. Eski evleri ya da restore edilmiş evlerde ise pek huzurlu olmazlar. Çünkü kendilerini hep böyle güzellik ve mutluluğu yeni olan şeylerde ararlar terazi burçları diyorum. Peki akrep burçlarını nasıldır? Neler vardır? Şimdi akrep deyince bir şey oldunuz değil mi? Aman Allah'ım, hani biraz intikam konuları gelmiş olabilir. Ama korkmayın akreplerden, çünkü dostluğu dosttur. Düşmanlığı ise biraz tehlikelidir. Düşmanlığını üzerinize almayacaksınız ve ilerleyeceksiniz. Dostluk kurun ya da kuramıyorsanız uzak durun. Evet, şimdi akrep burçları mücadele güçleriyle her şeyi komuta edebilen, aşkı seven, küllerden yeniden doğan, dostunu gerçek dost, düşmanı ise acımayan yanıyla bilinen akrepler, sabit fikirli, yapılan iyiliği ve kötülüğü de asla unutmayan ve intikamını günün sonunda mutlaka alan yapılarıyla birlikte aslında bilinirler. Uğurlu taşı, nazar ve uğursuzluklar diye bilinen toplum içerisinde adıyla negatif enerjileri korkutan ve vücudun iltihaplarına iyi geldiği bilinen aslına bakarsanız lal taşıdır. Uğurlu sayısı ise 9'dur. Uğurlu günü salı günüdür. Rengi ise siyahtır ve kokusu baharatlı kokular hoşlarına gider. Tarçın kokuları, baharatlı kokular. Yaşam alanları içerisinde ise sıradışı koyu renkler, mobilyalar, tüsler, mumlar ve evin içerisinde değişik bitkiler ruhlarına iyi gelebilirmiş gibi görünüyor akrep burçlarının. Evet, yay burçları neyi seviyor peki? Yaylarda neler var? Yay burçları keyifli mi keyifli?
eğlenmeyi ve anı yaşamayı oldukça seven, geleceğe dair adımlar atarken mutlu olan ve felsefe ve özgürlüğüne düşkün olan yay burçları macera perestir ve pek çok kültür ve ülke tanımak isterler. Uğurlu taşı amatis ve topaz taşıdır. Kalıcı beraberlikler kurmayı sağlayan ve evlilikte de huzur getirmeye yardımcı olan bu taşlar yay burcuna oldukça iyi gelebilir. Ve uğurlu sayısı 5 ve 7'dir. 5'li ve 7'li vakitlerde yapacakları atılımlar ruhlarına çok iyi gelebilir. 5. gün, 7. gün onlar için güzeldir. Ama haftanın genelinde perşembe günü onlar için daha şanslı. Çünkü Jüpiter'in günüdür. Şansın, fırsatın ve kısmetin günüdür. Jüpiter günü, perşembe günü. Rengi mor ve menekşe renkleridir. Kokusu lavanta kokularıdır. Yerleşim alanları ise değişik kültürlerden alınmış eşyalar, dini semboller ve çeşitli kitapların bulunduğu bir kütüphane yay burcunu oldukça mutlu edebilir. Ve bu konularla alakalı eğer ki ilgilenmiyorsa belki sizin teşviğinizle birlikte hayatına ne kattığını gördüğünde size daha da çok bağlanabilir. O yüzden değişik kültürler, seyahatler organize edebilirsiniz. Bir kütüphane yapabilirsiniz evinizin içerisinde ve değişik mutfaklardan edineceğiniz tariflerle birlikte yay burçlarını mutlu edebilirsiniz diyorum. Ve oğlak burçlarına geçiyorum. Oğlaklar sabırlı mı sabırlı? Çalışmayı çok seven oğlak burçları, ama çok çektiniz değil mi? 2019 yılından beri neler neler yaşıyorsunuz. Ama küçük yaştan beri zaten hayatın içerisinde zorlu şartlar karşısında karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak hayatın belli dönemlerinden sonra, özellikle 40'lı yaşlardan sonra büyük zirveleri ve rahatlığı görürsünüz oğlak burçları. O yüzden genç yaşlarda ciddi anlamda zorlansanız da ileriki yaşlarınız şanslı, fırsatlı ve destekli olur. Uğurlu taşınız safir ve lapistir. Sabrı ve disiplini sembolize eden bu taşlar hayatın içindeki zorluklar karşısında mücadele gücünüzü arttırır. Küçük yaşlarda belki de zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan oğlak burçlarına bu taşları kullanması önemli olabilir. O yüzden anneler, babalar daha önceden küçük yaşlarda belki bunları kullanırlarsa eğer ki güzel olabilir. Uğurlu sayısı 8'dir ve sonsuzluğun işaretidir aslına bakarsanız 8 sayısı. Çünkü oğlak burçları küçüklükten beri ileriki yaşlara kadarki olan süreçte zorluk yaşayan bir burçtur. Ve eğer ki hayatın ona ne demek istediğini öğrenirse ve öğrenebilirse aslında yukarılara çıktığında adeta sonsuz bir enerjiyle birlikte pek çok kişiye de hayatındaki dersleri ve hayatında nasıl yükseldiğini, hayatın içerisindeki diplerden yukarılara nasıl çıkıldığını gösterebilen çok özel bir burçtur. Uğurlu sayısı 8'i mutlaka değerlendirmek gerekir ve belki de sonsuzluk işareti olan hediyeler onlara da iyi gelebilirmiş gibi görüyorum. Rengi ise siyah ve koyu kahverengidir. Oğlak burçları uzunca süre siyah giyerlerse belli bir noktada sıkılabilirler, sonra koyu kahverengiye dönebilirler. Koyu kahverengi giyerlerse bazen sıkılabilirler ve siyaha dönebilirler. Ve biraz bıkkınlıkları da vardır. Çünkü bu renklerle birlikte böyle özdeştirdikleri olaylar vardır arka planda. Ve mavinin tonları da biraz iyi gelebilir ruhlarına. Çok sıkıntı yaşadıklarında biraz onlara umut verebilmek için mavi tonunda eşyalar, mavi tonunda kıyafetler ruhlarına iyi gelebilir. Haberiniz olsun, hediye alırken özellikle. Kokusu ise sümbül, menekşe gibi olan kokular böyle onların hoşlarına giderler. Bunların karışımları, tüsüleri de hoşlarına gidebilir oğlak burçlarının diyelim. Yerleşim alanları ise sıcak alanları seven oğlak burçları aslında tepelere kurulmuş olan evde mutlu olabilirler. Hani özellikle Akdeniz bölgesinde böyle dağların üstüne kurulan böyle evler vardır ya, tepeden baktığınız zaman denizi görürsünüz. İşte o tarz evler onların hoşlarına gidebilir, mutlu olabilirler. Evin içerisinde sadece ihtiyacı olacak kadar eşyaları seven oğlak burçları eskimiş eşyaları atmakta da zorlanır ve böyle eşiyle birazcık bu durumdan dolayı gerilebilirler ya da belki de önemsemez. Yani onun işine yaramayan şeylerin atılmasıyla alakalı da önemsemeyebilir ve tembellik de yapabilir bu konuyla alakalı sadece. Restore edilmiş evler ve eşyalar onu mutlu edebilir. Böyle restore edilmiş olan eşyalar eskimiş ama böyle tekrardan
yapılmış olan eşyalar, aile yadigarları falan, onların hoşlarına gidebilir. Böyle hediyeler alabilirsiniz Oğlak burçlarına diyelim. Ve Oğlak burçları 2019 yılından beri bayağı sıkıntı yaşıyorsunuz ama geçecek, merak etmeyin. Son 8 ay diyorum. Ama bir yandan da şunu duyuyorum aslına bakarsanız, artık yeter, 8 ay daha mı çekeceğim diye. Biraz daha sabır, biraz daha sabır, her şey düzelecek hayatınızda, merak etmeyin diyorum. Ve kova burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum kovalar. Valla kova burçları değişken aslına bakarsanız, çünkü Uranüs'ün sembolizması, ama bir yandan da hayatın belli dönemlerinde zorlukta yaşayan kova burçlarının iki tane sembolizması vardır astrolojide. Biri Satürn'dür, biri Uranüs'tür. Uranüs biraz marjinalliği, değişkenliği, aklı ve fikriyle geleceği görmeyi, yeteneği olan kişileri sembolize eder. Kova burçları sadece kendi için değil, çevresindeki pek çok kişinin de aslına bakarsanız iyiliğini düşünen hümanist de bir burçtur ve sadece kendisi için istemez. Hepimiz yapalım. Bir şey başaracaksak hepimiz mutlu olalım. Sevdiği insanlarla birlikte ilerlemekten hoşlanır, onların ellerinden tutar, yardım eder, ama bir o kadar da yardım ettiği insanlarla alakalı da bazen sıkıntı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Şimdi bir Satürn transiti geçiriyorsunuz Oğlak kova burçları. Önümüzdeki döngüde 2024'e kadar olan süreçte biraz daha temkinli, dikkatli adımlar atmanız çok önemli. Sabrettiğiniz yerlerle alakalı aslında yükselişe uğrayacaksınız. Lütfen kendinize ve kendi özelinize, babanıza, kendi sağlığınıza dikkat edin diyorum. Ufak ufak da elimde değil anekdotlar veriyorum ama özelliklerle birlikte devam edeceğim. Kova burçlarının uğru taşı amatisttir ve safirdir. Safir tutarlılık sembolizmasıdır ve gerçekten böyle ayrılmayan bir yol sağlayan ve hayatın içerisinde özellikle iş konusunda, evlilikte ya da ne bileyim tohum atıp da ilerlemesini sağlamak istediğiniz her türlü konuda safir disiplini ve azmi sembolize eder ve yalan söylendiği zaman da ortaya, önüne her şeyi çıkartır safir taşı, haberiniz olsun. Amatist ise gerçekleri önceden fark eden ve geleceği gören bu burcun insanların stresli yönlerine iyi gelebilir, uykularını düzenleyebilir. En iyi astrologlar da kova burcundan çıkar, haberiniz olsun. O yüzden zaten sizde bir geleceği görme yeteneği var, o yüzden bu uğurlu taşlardan da yararlanabilirsiniz diyelim. Uğurlu sayısı 4 ve 8'dir. Yine sonsuzluğun sembolizması kova burçlarında da var. 4 sayısıyla 8 sayısını arkalarına aldıkları zaman yapamayacağı şeyler yoktur. Aslında 4. gün haftanın içerisinde, yani Perşembe günü, onların bereketlerinin artmasıyla alakalı güzel bir enerji verse de uğurlu günleri Çarşamba ve Cumartesidir. Çarşamba günü Merkür'ün günüdür. İletişim ve anlaşmalar için oldukça iyidir. Cumartesi günü ise her türlü konuyla alakalı, zorlandıkları her türlü konuyla alakalı sebat ederlerse, özellikle önümüzdeki 2 yıl Cumartesi günleri sebat ettikleri enerjilerden sonra yükselişe uğrayacaklarının müjdelerini verelim. Cumartesi gününü arkanıza alın. Çarşamba günü de iletişim ve anlaşmalar için mutlaka kullanın diyelim. Rengi ise lacivert ve mavi tonlarını seven kova burçlarının kokuları anason ve lavantadır. Yaşam alanları ise olmazsa olmaz özgürlük alanı sağlayabileceğiniz çeşitli renkler ve orijinal içeriklerle birlikte süslenmiş elektronik sistemlerden oluşan, teknolojik aletleri bol olan bir yaşam alanları onları mutlu edebilirlermiş gibi görünüyor. Ve kova burçlarını bitirdikten sonra balık burçlarıyla birlikte devam etmek istiyorum. Sevgili balıklar, duygusaldır, merhametlidir, eli açık ve sezgisel bir burç olan balık burçları, çevresinde kendisinden daha önce başkalarının mutluluğunu düşünmesi ve hayatın içerisinde isteklerini ikinci plana atmalarıyla bilinirler. Ve uğurlu taşları amatisttir, mercandır, sezgileriyle birlikte dünyanın kendi dünyalarına iyi gelen amatist taşı, psişik yeteneklerini daha iyi kullanmaları için de onlara fırsat tanır. Çünkü 6. hisleri kuvvetlidir. Mercan ise nazar ve negatif enerjilere iyi gelirken hareket ve canlılık enerjisi vermektedir. Uğurlu sayısı 7 ve 11'dir. Uğurlu günü Perşembedir. Rengi mor ve mavinin tonlarıdır. Kokuları ise yasemin, gül, portakal, çiçeği kokuları ve karışımları onlara mutluluk getirebilir. Yaşam alanları ise böyle suların olduğu, denize yakın, deniz kabuklarıyla bezenmiş olan okyanus temalı duvar kağıtları ya da buralarda bir ev ve evin içerisinde bu objelerle alakalı mutlu olabilirlermiş gibi görüyorum. Balık burçlarını mutlu etmek için deniz
kıyılarında yapabileceğiniz olan aktiviteler de iyi gelebilir. Evet, 12 burcun özelliklerini sizler için anlattım. Dilerim bu özellikler hayat yolculuğunuzu kolaylaştırsın ve ışıltılar katsın sizin hayatınıza. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle, hoşça kalın.